Benim Sayın Uslu, şimdi çok teşekkür ediyorum, Ankara'da bekliyorsunuz. Celal Ülgen çok teşekkür ediyorum, Skype'ın başında bekliyorsunuz. Turgut Kazan çok teşekkür ediyorum, bekliyorsunuz. Biz burada stüdyoda birbirimizi görüyoruz. Burada beklemek biraz daha konforlu, orada beklemek biraz daha zor. O yüzden minnettarız katılımınız için. Ve hani az da söz verebildiğimiz için ben belli bir soruyla yöneltmeyeyim, aynen böyle devam edeyim. Konuşulanlara ne katkıda bulunmak istersiniz? Buyurun Sayın Uslu. Şimdi bu ilk bölümde de ben açıklamaya çalışmıştım. Şu an içinde bulunduğumuz bir aslında iktidar açısından baktığınızda sistemik bir kriz yaşanıyor. Ya da onlar öyle hissediyorlar. Bir de biraz önce bu sıcak gelişme, Amerika'daki yaşanan gelişmelerde Türkiye'deki iktidarın geleceği açısından yine belirleyici bir rol oynama potansiyeline sahip. Şimdi başkanlık sistemine geçmişin ana gerekçesi aslında tırnak içerisinde daha etkin, daha iktidarın istediği kararları hızlı alabileceği ve uygulayabileceği bir yönetim modeli kurmaktı. Fakat sistemin birinci senesinde bunun olmadığı anlaşıldı ve bir revizyon çalışması yapılmıştı. Fakat o revizyon çalışmasının, yani nerelerin revize edilmesi gerektiğine dair çalışmanın sonuçlarını biz hiçbir zaman öğrenemedik. Bu anlamda belli müdahaleler de yapılmadı. Yani o iktidar içerisinde o çalışma bir şekilde akamete uğradı. Benzer bir şey ikinci yıl gerekçesiyle de yapıldı. Fakat şimdi benim gördüğüm iktidar bir zorluk yaşıyor. Bir taraftan bir rıza üretemiyor, artık toplumsal rıza üretemiyor. Bu belki bu kavramı biraz aşmak lazım. Şimdi diyelim ki 2008'lerde, 2009'larda, 2010'larda, 2011'lerde falan biz eminim ki değerli meslektaşım Murat Sarı da yapmıştır bunu. Hükümetin icraat alanları ile ilgili sorular sorardık ve vatandaşa puan verdirtirdik. Yani diyelim ki sağlık konusunda ne kadar başarılı buluyor. Araştırma şirketleri farklı yöntemler kullanıyorlar ama diyelim ki birden 10'a kadar ya da birden 100'e kadar puanlar verdirdik. Şimdi biz o dönemde yaklaşık 18 bazen 20 hizmet alanı sorardık. Bunların genel ortalamasında hükümetin 10 üzerinden karne notu 5-6 arasında olurdu. Bu işte geçer not vermesi demekti seçmenin. Bazı hizmet alanlarında puanları daha yüksek olurdu. 7'lerin üzerine çıkardı. Sağlık, sosyal politikalar, ulaşım, zaman zaman eğitim. Çünkü çok sayıda üniversite açılıyordu. Okul öğrencilerin kitapları bedava veriliyordu. Çok sayıda lise açılıyordu falan. O yılları hatırlayacaksınız. Bazı hizmetler elbette ki puanlar onların düşük olurdu ama ortalaması, genel ortalaması 5-6 arasında olurdu. Bunun anlamı bir toplumsal rıza var ve iktidara geçer not veriyorlar. Şimdi bir süre sonra bu tablo ortadan kalkmaya başladı. Özellikle 2014'ten sonra sorunlar yaşanmaya başlandı. 2015'te ilk seçmenin reaksiyonu geldi ve 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar çoğunluğunu kaybedip 40'lara indiler. Aslında şu anda da o civarda bir oy oranına sahipler. Yani 2015 Haziran'ında yaşamaya başlanan sorun o gün bugündür iktidarın attığı bütün adımlara rağmen kendisi açısından çözülemedi. Peki bu eksiği neyle kapadı? MHP'nin desteğiyle kapamaya çalışıyor. Fakat o da yeterli olmamaya başladı. Ne zamandan beri? Son yerel seçimde bu da anlaşıldı. Yani AK Parti artı MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı da arzu edilen şeyde rahatlıkta seçim kazanma yeteneğine ve yetkinliğine sahip değil. Ve bir tehdit oluştu. Yürüyen ekonomik süreçle birlikte bu tehdit daha güncel bir hale geldi. Şimdi hükümet uzun zamandır özellikle bu ekonomik nedeniyle bir erken seçime gitmek zorunda kalabileceğinden endişe ediyor. Bunun iki nedeni var. Bir, ekonominin tamamen yönetilebilir olmaktan çıkması kaygısı. Birinci kaygı bu. İkincisi, böyle bir durumda ittifakın çatlayabileceği ve özellikle MHP kanadının, yani yönetimsel sorumluluğu olmayan ama hükümet politikalarına destek veren
MHP kanadının bu durumda iktidar dışına çıkabileceği endişesi. Hatta bunun sinyallerini de Sayın Bahçeli verdi. Diyelim ki o İyi Parti'ye yapmış olduğu çağrı aslında Cumhur İttifakı'na çağrı değildi. Bence milliyetçi bir blok oluşturalım çağrısıydı. AK Parti de oraya gitme, gel Cumhur İttifakı'na katıl falan şeklinde alternatif bir çağrı yaptı. Sonra kendi aralarında arka kapı diplomasisiyle bu işi soğutmaya aldılar benim gördüğüm. AK Parti ile MHP birbirlerine o şey bir süre daha birlikte çalışma zorunluluğunu bir kere daha kabul edip yol yürümeye çalışıyorlar. Ama işte bu yaklaşan Amerikan seçimleri ve Amerikan seçimlerinde Trump'ın kaybetme olasılığı, onun yerine Biden'ın gelme olasılığı ve Biden geldikten sonra bu S-400 ve İran'la ticaret, bu Halk Bankası gerekçesiyle bazı yaptırımlar uygulanma olasılığı hükümetin bu erken seçim endişesini iyice besleyen faktörler. O yüzden de uzun zamandır yapıp ettikleri bir sürü iş bu erken seçim kaygısından kaynaklanıyor. O yüzden de bir telaş içerisinde, panik içerisinde bir taraftan seçmenlerini konsolide etmeye çalışıp olası oy kayıplarını engellemeye çalışırlarken bir taraftan işte o diğer siyaset mühendisliği projelerini yürütmeye çalışıyorlar. Şimdi bu HDP aslında 12-13 arasında oyu 18 puana kadar da potansiyel olan, oy arttırma potansiyeli olan bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla HDP'nin tek başına varlığı, hele özellikle son yerel seçimlerde olduğu gibi muhalefete destek vermesi durumunda iktidarın seçimi kazanma ümitleri azalıyor. O yüzden ne yapıp edip iki şeyden birini gerçekleştirmek lazım. Bence her ikisini birden hedefliyorlar. Bir taraftan HDP'yi küçültmek, çünkü bu tür baskılar seçmenin bir şekilde partisinden uzaklaşmasına da neden oluyor. Yani o bizde şey beklentisi vardır. Bir partiye böyle aleni bir haksızlık yapıldığında mağduriyet şeyiyle, pozisyonuyla seçmen etrafında daha kenetlenir. Evet, bir kısım seçmen bunu yapıyor ama bazı seçmenlerde nasılsa bunların şansı yok. Bunlar hayata tanınmayacak. O yüzden daha fazla gerilime de gerek yok. Biz başka bir partiye oy verelim şeklinde bir tavır da gelişebiliyor. Bunu nerede gördük? Refah Partisi kapatılıp Fazilet Partisi kurulduğunda 21 civarında olan Refah Partisi'nin oyu 15-16 aralığına gerilemişti. Yani 5 puan seçmen daha fazla bu gerilimi beslememize ya da katkı vermemize gerek yok deyip o dönemde yeni kurulan Fazilet Partisi'nden koptu. O yüzden tırnak içerisinde devletle başı belaya girmiş partilerden bazı seçmenler uzaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu şey sert adımlarla bir HDP küçültülmeye çalışılıyor. İki, aslında HDP'ye bir de muhalefet bloku içerisinde yer alma ısrarınız devam edecek olursa biz de size bu siyaset yapma imkanı tanımayız şeklinde benim gördüğüm başka bir mesaj daha veriliyor. O yüzden de bir taşla iki kuş HDP operasyonuyla gözetiliyor. Çünkü içinde HDP'nin olmadığı bir muhalefet bloku şu an 50-50 bir denge durumunda, kabaca söylüyorum, durumundan bahsedebiliriz. Ama onun içerisinden 12-13 puanı kopardığınız zaman ya da küçülttüğünüz zaman denge bir anda bozuluyor. O yüzden benim gördüğüm bu Türkiye'de yaşanan ve son günlerde yani 5 günde bu kadar çok şey yaşanmasının arkasındaki esas gerekçe hükümetin erken seçim kaygısı ve bir erken seçimde seçimi kaybetme korkusu. Bu iki korku ya da bu iki endişe şu aralar hükümetin kart üzerine kart açmasının bence ana gerekçeleri. Peki, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu. Sayın seyirciler, İstanbul Barosu önceki dönem başkanlarından Avukat Turkut Kazan'ı dinleyeceğiz. Hukukçu Celal Ülgen'i dinleyeceğiz ama şimdi yarıda bölmeyelim. Turgut Bey tam o konuşmasına başlamışken bir de reklam için yarıda bölersem bana kızar. Ben biliyorum, ben tanıyorum Turgut Kazan'ı. O yüzden onlardan müsaade isteyelim, sizden de müsaade isteyelim. Şöyle çok kısa bir ara, 4-5 dakikalık bir ara, ardından devam edeceğiz. Bizler gazeteciyiz. Sormaya, anlatmaya devam edeceğiz. İşimiz soru sormak. İşimiz anlamak ve anlamlandırmak. Bilme hakkımız için varız. Gazetecilik kaldığı yerden devam ediyor. Halk TV ekranları yeniden aydınlanıyor. Gerçekler karartılamaz. Bu gece yarısı yine birlikteyiz.